Ayın evreleri. Ayın 4 ana, 4 ara, toplam 8 evresi vardır. Ay, Dünya etrafında hareket ederken Güneş'ten aldığı ışıkla farklı şekilde görülür ve evreler oluşur. İşte bu evreler. Yeni ay. Bu evrede ay, Güneş ve Dünya arasında yer alır ve Güneş ışığını doğrudan Dünya'ya bakan yüzüne değil, ters yüzüne alır. Bu yüzden ay görünmez olur. Hilal. Yeni aydan sonra ayın küçük bir kısmı aydınlanmaya başlar ve ince bir hilal şekli oluşur. Bu evre, büyüyen hilal olarak adlandırılır. İlk dördün, ay, yörüngesinin çeyreğini tamamladığında Dünya'dan yarısı aydınlanmış şekilde görünür. Bu evrede ay, yarım daire yani de harfi şeklinde gözükür. Büyüyen şişkin ay, ilk dördünden sonra ayın daha büyük bir kısmı aydınlanır, ancak tam dolunay değildir. Ayın çoğunluğu parlak bir şekilde görünür. Dolunay, ay, Dünya'nın karşı tarafında yer alır ve Güneş ışığını tamamen alır. Bu evrede ayın tüm yüzü Dünya'dan görülebilir ve tam olarak aydınlanmıştır. Küçülen şişkin ay, dolunaydan sonra ay tekrar küçülmeye başlar, ancak hala büyük bir kısmı aydınlıktır. Bu evrede ışık azalır. Son dördün, ay, yörüngesinin üç çeyreğini tamamladığında, tekrar yarısı aydınlanmış şekilde görünür, ancak bu sefer diğer yarısı aydınlıktır. Küçülen hilal, son dördünden sonra ayın aydınlık kısmı iyice azalır ve ince bir hilal şeklinde görünür. Bu evre, ayın bir sonraki yeni ay evresine geçmeden önceki son halidir. Bu döngü yaklaşık 29.5 gün sürer ve ayın evreleri, eski çağlardan beri takvimler ve zaman ölçümünde büyük önem taşır.